beni heyecanlandırıp da bu belayı başıma saran sensin. Eğer bana en ufak bir şey olursa gerisine karışmam. Rahat olun Rasim Bey. Metin toydur ama Veysel bu işi kıvırır. Umarım söylediğin gibi olur Adnan. Yoksa seni de ormanın toprağına gömerim. Bu evde senin işin yok artık Mihriban. Mihrali artık seni değil, beni seviyor. Beni! Seni seviyorum tabii ki. Sevdiğim sensin. Biliyorum. Onun için aramızda ne kadar engel varsa kaldırıyorum. Mihriban da olsa, annen de olsa. Bandırma'da bir evim var. İkimiz de bir süre orada saklanacağız. Adamlarım seni önce götürürler oraya. Ben buraları iyice temizledikten sonra gelirim. Tamam mı? İyi olur. İçerideki adam var ya, onu alıp ıssız bir yerde işini bitirin. Sonra da iyice gömün ki hiçbir iz kalmasın. Tamam mı? Baş üstüne Rasim Bey. Ne oldu? Adnan iş tamamdır. Ormana yakın bir yere gömdük cesedini. Güzel. Mihriban'ı kaçırdıklarını biliyordum. Bir kişi bile öğrenirse öldürürüz dediler. Çıngırak mı yenge? Aha, bunun tarlayı satmak istediği adamlar. Kim onlar Mehmet? Bilmiyorum. Tarlayı satmak istediğin adamlar kimlerdi Mehmet? Rasim Bey. Yani Rasim Bey tanıştırdı bizi. Ben kaçırmadım. Ama arkasından gittin. Sana hesap mı vereceğim? Ne cüretle bana hesap sormaya kalkıyorsun? Biz evlendikten sonra... Evlenmedik biz, anlıyor musun? Evlenmedik. Söylediklerimi unutma Mihriban. Sakın unutma. Sana yapılanlar cezasız kalmayacak. Ali nereye gidiyorsun? Yılanın başını ezmeye. Yapma Ali, gitme. Gel şöyle oturalım biraz, konuşalım. Senin biraz rahatlamaya ihtiyacın var. Sağ ol ama şimdi oturacak zaman değil. Gitme lütfen. Daha fazla uzatmayalım. Haydar. Hazırlanın, Mihrali'yi vuracaksınız. Adnan'ın arabasını alın. Başınıza da kar maskesi falan takın. Vurduktan sonra arabayı köy dışında bir yere bırakıp kaçacaksınız. Thank you.
Hey durun. Silahını indir. Maskeleri çıkarın. Jandarma geliyor. Görmesinler. Bana yılan sokmuş öyle mi? Geçmiş olsun. Durum nasıl? Komutan ifade almak istiyor. İyi de ne ifadesi alacakmış ki? Kayıtlı bir şikayet var. Bazı ihbarlar da varmış. Benim bir bilgim yok. Doktora sorarsınız. Sen nereye? Bir işim var. Birazdan ben de oraya geleceğim. Tamam. Nasıl doktor? İyi değil mi? İyi iyi. Merak edilecek bir şey yok. Geçmiş olsun. Sağ ol. Mihrali. Mihrali. Burada. Bekliyor kızım. Şimdi olmaz. Bilinci yerinde değil zaten. Sabah ifade verebilir. Bir şey yok. Komutana selam söyle. İyi günler doktor bey. Oo Mihrali hayırdır? Sana bir şey soracağım. Mihriban'ı kim kaçırdı? Mihrali ben nereden bileyim? Kim kaçırdı? Vallahi billahi hiçbir kaçırmadı. Kim kaçırdı? Vallahi bilmiyorum. Öyle mi? Kitapsızım bilmiyorum. Yürü öyleyse. Kayınço'na gidiyoruz. Niye gidiyoruz? Kimi kaçırdığını öğreneceğiz. Hadi. Mihrali, kitapsızım benim haberim yok. Vallahi bilsem söylerdim. Ben sevmem böyle şeyleri bilirsin. Göreceğiz. Gidelim. Bak göreceksin. Vallahi hiçbir şey bilmiyorum. Eşber de yapmadı. Eşber'in yapmadığını biliyorum. Rasimden mi şüpheleniyorsun? Göreceğiz. Neyle gideceğiz? Araban yok mu? Lastiği patlamıştı. Onu yapacak tabii. Dur şoförü buldurayım. Bırak şimdi. Aslan'ın orada değil mi? Orada yapıyor. İyi. Yürürüz. Tamam. Evet. Ne oldu lan ses mes yok. Tamam lan tamam. Buraya gelin. Hadi siz artık dışarı çıkın. Mihriban da dinlensin. Camı da açalım, iyice havalansın. Hadi. Peki. Allah Allah Allah.
Bismillah, bismillah, bismillah. Allah 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 bismillah 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 Allah 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 bismillah 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 Allah 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 bismillah 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 Allah 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 Ne diyorsun lan manyak? Gün ortasında maske operasyonu yapacaksınız. Kimse sizi tanımayacak. Öyle mi? Abi sen öyle dedin ya. Manyağa bak. Ne diyor ya? Ben salak mıyım? Gündüz vakti kar maskesi takın da işi yüzünüze gözünüze bulaştırır mı dedim. Hayvan! Ama abi Mihrali beklemeyecek. Salağa bak. Beklemeyecek de bu kafayla mı onu halledeceksiniz? Ya Mihrali. Karakola bir uğrasak. Belki komutan öğrenmiştir kimin kaçırdığını. Başına şey yapmasak diyorum yani. Senin de başın derde girmese bari. Bana kendi öğreneceklerim lazım. E tamam da Mihrali. Sen sinirlisin demek istedim. Çok sakinim başkanım. O kadar sakinim ki tahmin bile edemezsin. Allah! Bismillah! 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 Allah 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 Bismillah 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 Allah 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 Bismillah Allah 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 Bismillah 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 Allah 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 Bismillah 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 Allah 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 Bismillah 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 Doktor! Merhaba. Merhaba yavrum. Birden Allah. Ne oldu böyle? Vallahi çok iyiydi. Allah'ım. Mehrab Hanım. Ateşi mi çıktı? Ölçtün mü? Çok yüksek. Canım. Buradan bir yere ayrılmayın. Benden haber bekleyin. Tamam Rasim Bey. Senin yüzünden ayak olan olduk be. Kötü mü doktor? Kötü mü? Zehirlendi mi? Ne oldu? Mihrim Hanım ölecek. Hayır hayır yok bir şey. Hastayı hazırlayın. Tabii. Allah'ım. Gel. Ne oldu hocam? Sen hemen git bir araba bul. Yönele götürmemiz lazım. İyiydi ne oldu hocam? Bilmiyorum. Ateşi yükseldi. Bırak şimdi. Hadi git bir araba bul. Hadi acele et hadi durma. Ne diyorsun ya? Allah Allah. Apar topar gölene mi götürecekler? Ne oldu ana? Yolcu desene. Mihriban mı fenalaştı? Dur.
Ana sana diyorum ya. Fenalaşmış. Ne oldu? Araba arıyorlarmış. Ne? Ana ne olmuş Mihri bana? Fenalaşmış dedim ya. Ama iyiydi. Böyle birdenbire. Ne bileyim ben? Mihriban'ın canının bekçisi miyim? Meryem, Meryem, doktor. Mehmet, sen kal. Burada birileri. Tamam abi, olur mu? Oğlum, iki anamız var burada. Onlarla kal. Tamam. Allah'a ısmarladı. Anneni merak etme. Anam size emanet. İyi tamam, gider gitmez haber et. Ben de gelseydim. Yok hocam, gerekmez. Siz onlarla kal. Bir yavrum. Şunu al yavrum. Barınca al yavrum şunu. Al bulunsun, ne olur ne olmaz evladım. Yola çıkıyorsun. Ne olur ne olmaz. Hadi hocam. Hadi evladım. Hocam. Oturabilir miyim doktor? Dizlerim kesildi de. Ne demek hocam, sorulur mu? Buyur. Sağ ol. Kusura bakmazsan bir şey soracağım. Estağfurullah. Buyur hocam. Bu hemşire hanım işinin ehli galiba. İşinde iyidir. Öyle görünüyor. Bir tuhaflık mı sezdiniz? Hasta falan olabilir mi acaba diye geçti içimden de. Bir sorunu var ama kestirebilmiş değilim. Huzursuz gibi geldi bana. Acaba bir derdi mi var? Bir sorun var ama çözemedim. Gerçekten işin ehli ama biraz belki... Her neyse, bir araştırma yapalım. Geldiği yerdeki arkadaşlarla bir görüşmek lazım. Anlıyorum. Haline üzüldüm ama ne yazık ki benim bir yardımım olmaz. Siz elinizden geleni yaparsınız doktor. Görevim hocam. Bir kahve söyleseydim. Sağ ol doktor. Başka zaman, başka zaman. Güle güle hocam. Ben bir telefon daha açayım. Hadi ablacığım. Hadi. Otur. Şu yastığı veriver. Dur. Hoş geldin Hasip abla. Bir haber var mı? Ha, arıyor galiba. Alo? Abi? Ateşi düştü mü? Titremesi durdu mu? Düştü düştü. Her şey normal. Az önce yine kontrol ettiler. Bir sorun yok. Oh be, çok şükür. Oh. İyi mi Mehmet? Ateşi düşmüş mü? Konuşabiliyor mu? Çok iyi anacığım. Çok iyi. Ama uyuyor.
Abi. Heh, söyle. Yok Mehmet. Herhalde biz de sabaha çıkarız. Hemen acele etmeyin abi. Biz de sabah gelip görürüz zaten. Ha, halamı iyi bize getirdik. Çok iyi, çok iyi. Anamı versene. Tabii tabii. Bir dakika. Telefonu uzatamıyorum da kablosu biraz kısa. Hadi hepimize geçmiş olsun. Alo. Oğlum. Mihral'im nasılsın? İyiyim anne. Mihriban da çok iyi. Yarın çıkarız inşallah. Yok yok. Hiçbir tehlike yok çok şükür. Sıra sende anne. Ayağa kalkacağım. Bakarsın belki birdenbire kaynanalık etmen gerekir. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İnşallah bir aksilik yoktur. Yok yok, hepsi iyi. Oh. Evde dağıldı gitti. Kaç gündür elimi sürme fırsatı olmadı. Canım sağlık olsun. Mihriban iyiymiş. Ha, az önce tekrar aradı Mihral'i. Beni de aradı sağ olsun. Merak da bırakmadı. Hoca, kızacaksın ama yine de diyeceğim. Neyi diyeceksin? Pat diye diyeceğim. Pat diye de ama kötü bir şey deme. Sen belki kötü diyeceksin ama ben kötülük için demiyorum. E artık şu baklayı bir çıkar ağzından. Ya ben bu hemşireden şüpheleniyorum. Bak hanım, gel sen yine de kötü düşünme. Kötü düşünmüyorum ki, şüpheleniyorum. Bana kalırsa Mihriban'ı o hemşire bir daha zehirledi. Hay Allah, tövbe et hanım. Kötü zan sahibini zehirler. Kötü zan değil, şüpheleniyorum dedim. Canım, kötü zanın boynuzu mu olacak? Mihriban'ı hemşire zehirledi diyorsun. Daha ne kadar kötü zan olabilir ki? Hemşireyi katil edip çıktın yahu. İyi ama ya doğruysa? Allah saklasın. Amin. Meryem. Buyur abla. Hükümet dışarıda galiba. Köpeği havlıyor. Beni buraya getirdiniz diye gelmiştir. Dışarıda mı ana? Burada, burada. Yemek hazır mı? Şimdi onun için de bir tabak hazırlarım. Tamam. Mihral'im. Ben... Kendini yorma. İyiyim. Olsun. Yine de konuşma. Yorma kendini. Yoksa... Artık konuşmam da mı seni rahatsız ediyor? O nasıl söz öyle? O hemşireyle evlenmeyi... Ne ilgisi var Mihriban? Gerçekten düşünmüyorsun değil mi? Ne evlenmesi ya? Sen beni başka biriyle mi karıştırıyorsun? Bir karıştıran var. Buyurun. Buyurun.
Köpek avlamıyor. He. Bir iş var bunda. Hükümet uyumaz ki. Hükümet uyusa bile köpek uyumaz. Neyse, ihtiyat oluyor. Çok iyi. Yalnız sen de hemen kravat almaya falan kalkma. Tamam. Bugün çok güzelsin. Ne oldu? Hükümet ortalarda yok. Köpek de yok. Şahane. Şimdi beni iyi dinleyin. Bu gece bütün pislikleri temizliyoruz, tamam mı? İşi doğru dürüst yapamazsak başımız beladan kurtulmaz. Ben de yanarım, siz de. Tamam mı? Biliyorum abi. Hah, ona göre. Şimdi Mihren'in dükkanından bir çekiç alacaksınız. Elinin altındaki çekiç olsun. Tamam mı? He abi. Bir de kürek. Kürek var mıdır orada? Ulan demirci dükkanında kürek olmayacak da manifatör dükkanında mı olacak? Haklısın abi. Hadi bakalım. Kimseyi göremeden bir kürekle çekiç alacaksınız oradan. Bak, yarasa bile görmeyecek sizi. Ne parmak izi ne ayak izi. Beni de yakarsınız, kendinizi de. Tamam mı? Anladım abi. Bu işi tertemiz yaparsak tereyağından kıl çeker gibi sıyıracağız. Ona göre. Tamam abi. Eldivenleriniz nerede? Elimizde abi. Tamam. Hadi fırlayın. İşin bitti Mihrali. Geçmiş olsun. Sağ olun. İnat ettin, dinlenmeyeceksin değil mi? Ha şöyle. Mihrali. Söyleyeceğim. Sana bir ahdım var. Hani sen iyiydin? İyiyim. Öyleyse ne ahdı? Nereden icap ediyor böyle konuşmalar falan? Ne olur. Biriyle evleneceksen... çok güzel olsun. Ahdın bu mu? Bu. Öyleyse gönlün rahat olsun. Dünyanın en güzel kızıyla evleneceğim. Dur, ne yapıyorsun? Bırak beni, iyiyim. Söyle bakalım. Kimmiş o? Tanıyorsun. Tanıyor muyum? Evet. Kim? Ah!
Küreği buldum. Hadi. Saflığımızı kendi ellerimizle mezara gömdük. Yeter. Koyayım mı abi? Dikkat edin. Eliniz beliniz değmesin. Eldiven var ya abi. Biliyoruz oğlum. Delinir melinir. Dikkat etmek lazım. Yok abi. Merak etme sen. Nisan'ın küreği nerede? Burada. Karışmasın. Ha, cesedin yanındaki toprağa sürt biraz. Topraklı olsun. Şimdi bu küreği tekrar Mihran'ın dükkanına bıraktık mı iş tamamdır. Sen artık. Uyku tutmuyor. Mihriban'ın bir şeyi yok. Dert etme. İçim rahat evelallah. Onun bir şeyi yok da. Benim var. Neyin var? Yoksa o tarla meselesini mi düşünüyorsun? Yok canım. Ne tarlası? Mihriban'ın yaşı geldi geçiyor. Hala bir türlü cesaret edip de konuşamıyorum. Konuşman şart mı? Ya başkasından duyarsa? Canım duysa ne olur? Elin kızıyken alıp da evlat edinmedin ya. Kendi kız kardeşinin çocuğuydu. Öyle ama. Ah, ne yanmıştım ne zaten. Gerçi doğumda öldü, şehit oldu ama çok yanmıştım. Her neyse, bunda dert edilecek bir şey yok. Hem bugüne kadar kimse söylemedi, şimdi mi söyleyecekler? Ama görüyorsun işte. Eskiden olmayan şeyler oluyor. Bu kötülükler var mıydı eskiden? Bostancı'da böyle hırgür çıkmaya başladığından beri ödüm kopuyor. Ha şimdi Mihriban gelip yakama yapışacak. Bana evlatlık olduğumu niye söylemedin diye boğazıma sarılacak. Her gün bunun telaşesini çekiyorum. Mehmet de kötü olacak o zaman. Thank you.
biraz fazla kuruntu ediyorsun Meryem. Bunu bilenlerin çoğu unutmuştur. Unutmayanlar da niye söylesinler? Bunu yapan sırf kötülük olsun diye yapar. Vallahi öyle diyorsun ama Allah biliyor. Çıngırak da takımı ha bugün yaptı ha yarın yapacak diye kara kara düşünüyorum. Artık desem diyorum ama ona da cesaret edemiyorum. Yarın sabah erkenden hiçbir şey olmamış gibi işinizin başında olacaksınız. Tamam abi. Mehmet. Ne oldu ya? Mihriban nasıl? İyi değil mi? Sabah haber aldınız mı? Sana ne? Kimi taşlıyorsun lan sen? Ali abi. Ali abi. Abla, geldiler, geldiler. Canım yavrum, bir tane. Canım yavrum, hoş geldin. Arabaya emanet. Sahibine bırak. Ne oldu? Kavga mı ettiniz yoksa? Aman aman Meryem'in gözü aydın. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hehehe.
Cüz cüz! Cüz cüz! Neyin esir hükümet? Ne diyorsun sen? Cüz! Hemşire hanım! Nereye? Ne oldu doktor bey? Görüşmemiz lazım. Şimdi olmaz doktor bey. Hatice hanımın kontrolü var. Ona gidip geldikten sonra. Bir dakika, ne kontrolü? Ne yapıyorsun sen? Doktorculuk mu oynuyorsun? Sana söylüyorum. Allah Allah. Çatlak mıdır nedir? Olmaz oğlum, ben yürüyebilirim. Ana hadi. Mihreli, dur yardım edeyim, öyle taşıyamazsın. Birilerini çağıralım. Bizden uzak dur. Aa, ne oldu ki? Bizden uzak dur. Ne oldu Mihreli? Bizden uzak dur dedim. Çek git. Neler oluyor Mihriban? Mihrali neden yüzümüze bakmıyor? Biz ona ne yaptık? Kavga mı ettiniz? Sana kötü bir şey mi söyledi? Kızım ya ne peki? Başka bir yavuklusu mu varmış? Yoksa benden mi şikayet etti sana? Of! Ne bileyim ben. Ağzından kerpetenle laf alınmıyor. Mihriban, hadi odana geç. Biraz dinlen. Hadi gel canım. Hadi. Hayrını gör hocam. Eyvallah Mihrali. Geçmiş olsun. Sağ ol. Neyin var? Bir halt işledim. Ha? Nefsime yenildim. Çok kötü bir şey mi oldu Mihriban? Bana da söylemeyecek misin? Toparlan bakalım Mihrali. Kendine gel. Nasıl geleyim hocam? Biz oraya hasta götürdük ama yaptığımız işi. Kulaklarını aç da beni dinle Mihrali. Bak Mihrali. Niyetin sağlamsa her hatanın bir telafisi vardır. Niye bu kadar üzülüyorsun Mihriban? Mihrali sana sen yoluna ben yoluma mı dedi? Hayır ama. Aması ne Mihriban? Ama tertemiz. Anamdan doğduğum gibi gelinlik giyip gitmek varken. Ne yapalım artık? Olan oldu. Madem Mihran'ın kararı karar, üzülmene gerek yok artık. Çok üzüldüm. Ben de kendimi asla affetmiyorum. Ah evlatçım. Kızım. Hadi bakalım. Şimdi doğuranına gidiyorsun. Hemen bu gece Mihriban'ı istiyoruz. İstiyoruz hemen. Yarından tezi yok, düğün hazırlıklarına başlayacağız. Üzülmeyin. Aman hocam. Paran yok, pulun yok öyle mi? Bunu mu diyeceksin? Orası öyle de. Ben Mihriban'dan utanıyorum.
Anasından utanıyorum. Kendi anamdan utanıyorum. Uzatma Mihrali. Anana hikaye anlatacak değilsin ya. Mihriban'ı isteyelim diyeceksin. O kadar. Hadi evine. Hadi dedim. Koş dansını göreyim. Bakayım. Bakayım niyetin ne kadar sağlanmış. Koş. Koş Mihrali koş. Gir. Gidin bakalım. Çaktırmadan bir araştırın. Atların adamları ötmüş mü? Ne olmuş? Savcılığa niye sevk edilmediler daha? Tamam abi. Komutanım, bir duyum aldım da Mihrali ile ilgili. Olmuyor, böyle olmaz. Başkası ihbar etmeli. Hele şükür Mihrali. Bu saatte geldiğine göre hayırdır? Hayır mı şer mi oğlum? Hayır ana. Merak etme. Şerle işimiz yok. Rabbimin hayrına kurban olayım. He oğlum söyle seni dinliyorum. Ana biliyorum biz Mihriban'la aslında kardeş gibi olmalıydık. O da niye oğlum? Siz kardeş değilsiniz ki. Dayı hala çocuğuyuz ya. Ya demek asıl derdin buymuş oğlum. Yok ana. Ne olmuş yani dayı hala çocuğu olmuşsanız? Ana bak ben sevmem öyle şeyleri. Çocukluğumuz bir arada geçti. Kardeş gibi. Ama olmadı işte. Öyle gitmedi. Tutulduk bir başka türlü. E tamam. Allah öyle yazmış. Neyse işte ana. Yazmış yazmamış bilmiyorum. Dedim ya sevmem ben öyle dayı, hala çocukları, teyze, amca çocukları birbirlerine sevdalansın. Canım Mihriban zaten dayının kızı değil ki. Nasıl değil ana? Dayım öldü diye dayı kızı olmaktan mı çıktı Mihriban? Her neyse olan oldu zaten. Biz kardeş olarak kalamadık. Dedim ya Allah yazmış oğlum. Bir dakika ana. Az evvel sen ne dedin? Dayının kızı değil mi dedin? Yok. Öyle mi dedim? Yok. Demedim. Bir dakika. Ya tamam oğlum. Hani sen bana hayırla gelmiştin, şerle işin yoktu. Elbette işim yok ana. Ben de sana diyecektim ki Mihriban'ı hemen isteyelim. Ne? Mihralim, bir tanem. Yavrum. Oğlum. Ana. Ne oğlum? Bir tane oğlum. Gözümün nuru. Ana beni sen mi kucakladın? Benim oğlum. Kim olacak? Ana yoksa beni üzmek için mi kendini yatağa hapsettin ha? Bana can geldi oğlum. Bana can geldi. Mihralim. Can geldi bana. Afiyet olsun. Sağ olasın. Hanım otursana sofraya. Ben yemeyeceğim. Niyetli misin? Mihriban'la Ali'nin sevincinden orucun bozulmadıysa. Bahaneler. Sevinç olsa olsa orucu kuvvetlendirir hanım. Bozmak ne kelime? Şükürler olsun. Çocukların derdi tatlıya bağlanacak ya. Kefaret bile tutabilirim. Duyguların hoş hatun ama gene de büyük konuşmayalım. Aman aman. Allah nazardan saklasın. Akşama daha epey var. Sen şu Fadime'nin halini de bir yoklasan. Nasıl yoklayacağım? Sen Fadime'ye kızmadın mı? Kızmış görünmeye devam edeceğim. Ama yine de göz kulak olmalıyız. Sen bir baksan. Tabii bir misal teftiş eder gibi değil de.
komşu ziyareti diye uğrayıp hal hatır sorsam. Herhalde canım. İnşallah kötü davranmıyorlardır. Sofrayı topladıktan sonra gider bakalım. Ne dersin hanım? Zavallı yazarlarsa hepimiz, bütün kasaba sorumlu oluruz. Tamam. Eline sağlık. Afiyet olsun. Sağ ol. Selamun aleyküm. Selam. Aleyküm selam. Sağ ol. Ya benim baltayı zaman yapacağım. Yaparız Ahmet amca, acelesi ne? Buyur abi. Sağ ol. Az konuşalım mı? Mehmet. Söyle abi. Bu iş bana düştü. Hangi iş? Dumanlı Hoca benim haber vermemi istedi. Neyi abi? Bu akşam size geleceğiz. Anamla ben. Bir de Dumanlı Hoca ile hasbağalı. He. Anladım abi. O zaman ben gidip hemen haber vereyim. Sonra kızarlar bana. Hı, söyle öyle uzun boylu hazırlık falan yapmasınlar. Telaşa gerek. Onlar işini bilirler abi. Ben haber vereyim de sonra fırça yemeyeyim. Ben gideyim artık. Böyle ateş almaya gelme bir daha. Tamam. Hem de niyetli. Sanki ayar tutuyorsun. Bir kahve içmeyeyim diye ağzı mühürlü gelmişsin. Olur mu öyle şey? Öyle yaptın işte. Yok be Zila, denk geldi. Ramazan'dan 2 gün borcum kalmıştı. Allah da. Allah kabul etsin. Amin. Görüşmek hadi güle üzere. Hadi güle güle. Güle güle. Gitti mi misafirin? Gitti. Yine arka çıkmaya gelmiş değil mi? Hasbihal'ı bana neden sahip çıksın ki? Ben sahipsiz değilim. Ha şöyle, söyle ona çizmeyi aşmasın. Bu sefer de anama nasihat çekmeye kalkıştı mı? Başka şey dedi. Mihriban'la Mihrali'nin sözü kesiliyormuş bu akşam. Domuz karı, sen ne diyorsun lan? Eşber, çok az kaldı. Kuyruk sallama! Hoşuna gitti değil mi? Defol git! Yürü! Rasim abi. Neredesiniz lan? Mahkemeye çıkarıldılar. Sonucu almak için bekledik. Tutuklandılar mı? Yok abi, serbest bıraktılar. Demek ötmediler. Abla ne var gene? Bırak sözlensinler. Bırak dedim ya. Bir bildiğimiz var herhalde. Ne diyorsun Raz? Eşber derlendi. Başımıza bir bela getirecek. Asıl meselemize Allah'ın emri, peygamberin kavli ve kızımız. Hadi bakalım. 4000'e dağılıp aramaya başlıyoruz. Eşber'i gören beni cepten arayacak. Tamam mı? Tamam. Enişte. Sen de birkaç kişi bulsana. Karakola haber verdim. Ne yaptın ne yaptın? Karakola haber verdim dedim ya. Maşallah sana ha. Maşallah. Kendi oğlunu cinayete teşebbüsten içeri tıktıracaksın ha. Öyle mi? Helal olsun be enişte. Hadi gidelim hadi. Jandarmalar bulmadan biz bulalım bu serseriyi.
Eniştem aklını peynir ekmekle yedi. Hadi dağılıyoruz. Her tarafı arıyorsunuz, tamam mı? Ben Mihriban'ın evinin oralarda olacağım. Zaten o serseri illaki oraya gelecek. Hadi. Delilik etme Eşber. Sen karışma bu işe. Dinle Eşber, konuşmamız lazım. Gitme şundan. Mihrani. Otur. Otur. Mihrani. Mihrani. Mihrani çık dışarı. Bu benim işim. Hayır, benim işim. Sen karışma dedim sana dayı. Yaklaşma. Oğlum işi bitirdim ben. Mihrali müebbet hapis yatacak. Vallahi bitirdim işi. Ama bu benim işim. Manyak mısın oğlum? Hapiste çürümek mi istiyorsun? Sana altın tepsi içinde Mihri bana vereceğim. Mihrali tahammüden adam öldürüp gömmüş. Sarhoş musun Eşber? Biraz öyle. Sen onu bana bırak. Gel Eşber. Gel hadi.